şöyle diyeyim mesela sanatla ilgili. Mesela bana göre günümüzün en etkili sanat aracı mesela özellikle işte bu ekranları kullanmaktır. Bu ekranlardan mesela sunacağınız bir sitcomlar veyahut da filmler, dizilerin İslami mesajı vermesi çok mümkün. Biz bir çağrı filmi yaptık yıllardır. İslam'ı ondan öğreniyoruz. Dikkat edin. Oysa İslam'ı... Ve bir ikincisi yapılmadı yani. İslam'ı insanlara sunacak birçok film yapabiliriz. İlla Peygamberimizin hayatı üzerinden de olması şart değil. Bir hayali bir Müslüman tipi üzerinden, başkalarıyla tartışan eden, hayatı yaşayan bir tip üzerinden İslam'ın sunumunu yapabiliriz. Bakın, günümüzde Türkiye'de 4 saatin üstünde televizyon seyrediliyor. Dünyada birçok yerde insanlar günde saatlerce televizyona ve internete ayırıyorlar. Yani şu anda bütün dünyada insanların televizyon ve internetten aldıkları bilgi sayısı, okulda ve ailelerinde öğrendikleri bilgi sayısını geçmiş vaziyette. Buralarda mesela insanların en çok muhatap oldukları şeylerin bir kısmı filmler veya şarkılar. Bizim bu iki malzemenin hepsini birden İslam için kullanmamamız için hiçbir neden yok. İnsanlar çünkü film izlerken veya diğer şeyleri isterken ona mesela tamamen teslim oluyorlar bir yerde. Yani insanların koruma kalkanlarını en çok indirdikleri şeylerden biri o tip şeyler. Yani film seyrederken birçok insan dışarıdan kendisine bir bilgi empoze edildiğinin bile farkına varmıyor. İçinde sanki yaşıyormuş gibi hissediyor onu. Ve oradan gelen bilgiler ona giriyor. Mesela bakın, Batı bu tip şeyleri kullanmayı çok iyi biliyor. Sırf Hristiyanlık için değil. Mesela Müslümanları terörist gibi göstermek için de. Mesela BBC falan, BBC değil, National Geographic öyle bir İslam'la ilgili yorumlar yapıyor ki bazı şeyler var. Mesela bana göre İslam'da olmayan bir belli uygulamalar var ama neyse onların detayına girmeyeceğim. Onların savunmasını gelip de böyle tipi mipi en böyle işte kaçkın gibi olan birkaç kişiye özellikle yaptırtıyor. Sonra bu adamlar böyle işte. Çok muazzam bir için. Üniversitede çok sofistike birine İslam'ın karşıt argümanını yaptırtıyor. Ve bunu mesela National Geographic oldukça tarafsız havasında sunuyor. Bakın bu namuslu bir şekilde olmasa da işte İslam'a karşı nasıl sanatın kullanıldığının bir göstergesi. Orada özellikle kamerayla seçici işte bir algı oluşturup öbürü çok daha sofistike, bilgili gösteren ve onu savunduğu bu. İşte şu ilkel böyle bir amca var. Kırsal. Onun da işte hani savunduğu da bu. Hangisini alırsın gibi orada bir imaj oluşturuluyor. Dışarıdan bakana karşı da aşağı yukarı şöyle bir şey demek istiyor. Bak ben hepsini eşit konuşturdum canım. Havası veriliyor. Ha, eğer ki karşı taraf bize karşı bu sanatın işte kullanımı, bu şekilde sanatı bize karşıt kullanıyorsa, bana göre bizim de karşı tarafa karşı sanatı kullanmak dışında, bilgiyi kullanmak dışında bir alternatifimiz yok. Yani bizim de din adamlarımız, sosyologlarımız, felsefecilerimiz güncel olarak İslam'ın sorunlarından haberdar olmak, işte İslamofobi, İslam karşıtlığı, Batı'da dönen olaylar, işte bu terör diye tırnak içinde insanların çağrıda eylemleri nasıl yorumlayacağımız şekilde en iyi şekilde analizi yapacak bir eğitim donanımı ve bizim içeriğimizi aktaracak en iyi bir belki sanat kullanım donanımını bir arada sahip olmak zorundayız.